lahmacunla. Burada Skittles ve jelibonum var. Bende ise flamingo şeklinde lollipoplar ve mısır gevreği. Burada aslında pasta süsü olduğunu fark etmedim. Tadına bakmak istiyorum. Vay canına, ne kadar da havalı. Hoşuma gitti. Ya aslında onunla pastayı süsleyebilirim. Ve sadece dökmek değil. Böyle şişenin içinde koyacağım. Harika bence. Ben de buraya koyacağım şişemi. Harika görünüyor. Bir dakika, bu benim fikrim. Hayır, ben düşündüm. Bak bana. Ben sadece bunlara bayılırım. Özellikle pembe halkalara. Çünkü pembe renk en sevdiğim. Pastayı daha uygun hale getirmek için onları bir kaseye koyacağım. Ve böyle kremadan yapıştıracağım. Çok güzel oluyor ama çok uzun sürdü. Aa, bir fikrim var. Doğrudan kaseden dökebilirim. Hendi, sen mi yaptın bunu? Kes şunu, görürsün. Ay ya Andy, bilerek yapmamıştım ama sen bilerek yaptın. Aynen öyle, ben de inandım. Vay canına, nasıl da güzel süslemişiz üst katı. Aynen öyle. Bende jelibonlar var hala. Ne kadar çok fikrim var. Hangisiyle başlayacağımı bilmiyorum. Bence en iyisi böyle koymak tavşanları. Aferin bana. Nefis. Andy çoktan süslemiş. Ben de istiyorum. Bu çok eğlenceli. Ben çok sevdim. Pasta çok iştah açıcı görünüyor. Ağzım sulandı. Çok güzel görünüyor. Tamamdır. Şimdi ikinci katı süslemeliyiz. Ne kadar tatlı var yine. Vay canına, çok havalı. Bende cips var. Pastayı onunla süsleyebileceğimi asla düşünemezdim. Onlara bayılırım resmen. Harika. Bir dakika. Bu fikri nasıl buldunuz? İşte böyle. Ne kadar güzel. Kendimden böyle bir şey beklemiyordum. Fena değil Andy. Ama ben daha da havalı yapacağım. Pastayı böyle satranç tahtası şeklinde kalp şekliyle süsleyeceğim. Muhteşem. Hepsi bu mu? Ben de biraz daha çikolata ekleyeceğim. Bence bu harika olacak. Çünkü tıpkı cips gibi üçgen. Parçalara kırıp böyle yerleştireceğim. Bravo Andy. Vay canına, ne kadar lezzetli çikolataymış. Aferin. O zaman ben de dekor ekleyeceğim. Her şeyden önce en sevdiğim çikolatalı çilekli çubukları alacağım. Ve böyle bir şey yapacağım. Çit oldu. Harika. Bende fazladan bile kaldı bir tanesi. Ve ne kadar lezzetli. Aferin Candy. Teşekkürler Andy. Sen de öyle. Vay be, ben bu pamuk şekerle ne yapacağımı bildim. Ben pamuk şekeri alacağım ve tüm boşluğu dolduracağım. Ve jelibon da da. Seni yiyeceğim. Ben de seni yiyeceğim. Al bakalım. Neyse, dalmışım. Yunusları da buraya koyacağım. Ve işte bunu yiyeceğim kendim. Yakaladım seni. Candy, hadi. Bende de bir sürü tatlı patlamış mısır var. Ne kadar lezzetli. Bence onu buraya dökeceğim. Andy gibi yapacağım. Ve üzerine böyle serpinti ekleyeceğim. Harika. Ben bitirdim. Vay canına. Ne kadar serpinti var bende. Bende ise krema ve sakız hubabuba var. Bende jelibon gözler var. Ve hatta harika bir fikrim var sanki. Elimi yalayacağım. Böyle daldıracağım. Ve mükemmel el izi bırakabilirim. Havalı görünüyor değil mi? Ama tüm her şeyi süsleyeceğim. Lezzetli görünüyor. Merhaba Candy. Berbat. Neyse. Pekala, ben de süslemeliyim alt kısmı. Ve bunu tabii ki çilek ve krema ile yapacağım. Çok etkileyici görünüyor. Bu. İşte ben buradayım. Şakaydı. Pastamın gözleri olacak.
Bende ise hala sakız kaldı ve onu kullanacağıma dair harika bir fikrim var. Sakızı eşit parçalara ayıracağım ve bir çerçeve yapacağım. Ve bir şeyler eksik. Nerede ve ne acaba? Gözlerimin ağzı yeterli değil. Keşke gözlerim olsaydı. Of. Candy, senden bir parça sakız alabilir miyim? Sen bir gözünü verir misin? Tabii ki. Teşekkürler. Al şunu. Oley, harika oldu. Evet, aynen. Aferin bize. Tamamdır. Hadi çak arkadaşım. Ne kadar havalı bir pastamız oldu. İşte baksana, her taraftan çok güzel. Oh, ağzım sulandı, tadına bakmak istiyorum. Ama önce sen deneyebilirsin. Teşekkürler Eyni. Ben üst parçayı alacağım. Tadına bakmak istiyorum bu çilekli serpentinin. Wow. Eminim ki inanılmaz tadı olacak. Vay canına, bayıldım. Bu çok lezzetli. Hadi Andy, şimdi sen. Oley, ben de üst kattan başlayacağım. Ve şeker ve sarpma yerine bir parça deneyeceğim. Kentin'in hoşuna gittiyse demek bende de havalı olmalı. Vay be, parmaklarını yersin. Ne kadar yumuşacık. Hadi Candy. Bu flamingo şeklinde lollipoplara bayıldım. Tadına bakmak istiyorum. Ah evet. Bunun bu kadar lezzetli olduğundan hiç şüphem yoktu. Ne kadar lezzetli jelibon kalpler. Bayıldım resmen. Üzgünüm Candy ama daha fazla duramam. Daha önce hiç cips ve jelibonlu pasta yememiştim. Oh evet, bu çok eğlenceli ve sıra dışı. Tamamdır, şimdi ise bunu denemeliyiz. Üçüncü kattan bir dilim. Ne kadar tatlı bir canavar. Porky çubukları her zamanki gibi inanılmaz. Ve böyle jelibon gözlerle daha da lezzetli. Vay canına Candy, üst üste üçüncü parçayı deniyor. Tamam, ben de geride kalmayacağım. Deneyelim. Ah evet. Çikolata eridi biraz ve kekle ve pamuk şekerle inanılmaz bomba gibi bir tat. Ah, jelibon gözler her zamanki gibi havalı. Şimdi ise sakızın tadına bakacağım. Candy vermişti onu. Ah, mükemmel baloncuk şişireceğim. Ah, çok eğlenceli değil mi? Candy, daha fazlasını mı istiyorsun? Hadi birlikte. Tabii ki. Ben de senin flamingo'nun tadına bakacağım. Ben de bayanısın tadına. Ah evet, bu çok havalı ve inanılmaz derecede lezzetli. Ah, ben çok yedim. Aynen öyle. Son dilimi yaşamam. Ben de. Hadi çok arkadaşım, biz bunu yaptık. Bence bu çok lezzetli bir meydan okuma olacak. Suzy, hadi başlayalım. Noodle mı? Kahretsin, pastayla pek de uyuşmuyor. Ama ben şanslıyım. Pastayı çeşitli pembe jelibonlarla süsleyeceğim. Süper! Onlardan bir sürü var. Benimle de paylaşacaksın. Daha neler? Bunlar benim şekerlerim. Her biri bu kar beyazı pastada onurlu yerlerini alacaklar. Şuna bakın. Çok iştah açıcı bir şey oluyor. Ve hepsi bu değil. Şişlerde şeker zamanı. Bu pastanın en eksik olan şeyi kesinlikle bu. Ne kadar da güzel. Ve hepsi bu kadar değil. Lezzetli yemek fazla olamaz. Bunu nasıl tadacağımı şimdiden hayal ediyorum. Suzy, sen ne yapıyorsun? Ben mi? Ya seni dinlerken biraz acıktım işte. Böyle yapamazsın. Pastayı noodle'la süslemelisin. Ama o çok lezzetli. Tabii ya. Benim ilginç bir fikrim var. Yine de sonunda kötü bir şey olursa en azından eğleneceğim.
Öncelikle pastayı noodle'la kaplamamız gerekiyor. Böyle iyice. Sırada jelibon gözler var. En sade kürdanlarla pastaya sabitlenmesi gerekir. Sanırım ne yapmak istediğimi zaten anladınız. Harika! Umarım Rose için bir tane kırmızı şeker ödünç almamın sakıncası olmaz. Onun yardımıyla ağzı tahriz edeceğim. Rose baksana! Vay be, gerçekten de hoş görünüyor. Evet, bu pasta sosyal medyanın yıldızı olabilirdi. Çok tatlı. Belki senin pastan daha iyi görünüyor ama benimki daha da lezzetli. Onu denemenin zamanı geldi. Vay canına. Uzun zamandır daha lezzetli bir şey tatmamıştım. Ve şimdi bunları deneyeceğim. Hepsi birer birer müthiş bir şey. Dayanamıyorum. Ya belki benim de pastam lezzetli olur. Yine de umudun sonunca öleceğini boşta söylemiyorlar. Aslında daha kötü olacağını düşünmüştüm. Bu pasta gerçekten de lezzetli. Onu tamamen yemeye hazırım. Gerçi noodle çok uzun. Ama ben sana yardım edeceğim. Teşekkürler. Böylesi gerçekten daha kolay. Bu sefer pastam beyaz değil. Yumuşacık ve mavi. Bak, burnunu soktun. Ay! Gerçekten soktum. Ama şimdi pastadan kremayı denemek için bir nedenim olacak. Ve düğmeye basma nedenim de. Yaşasın! Bu sefer şanslıyım ve pastayı Haribo ile süsleyeceğim. Hayır! Çant bana sırtını döndü. Ben acı sevmiyorum. Pastayı biberle nasıl süsleyeceğim? Üzülme, önce ben süsleyeceğim. Dünyada Haribo'dan daha lezzetli hiçbir şey yok. Bu şekerler pastada harika görünecek. İşte böyle. Ama hepsi bu kadar değil. Fikrimi hayata geçirmem için çikolatalı ve çilekli şuruplar bana yardımcı olacak. O zaman sadece bir pasta değil, en tatlı kuzu suratına da sahip olacağım. Hiç böyle tatlı bir pasta gördünüz mü? Ben de hayır. Tatlış. Ayrıca çok da lezzetli. O biberleri yemeyeceğim. Otur. Buna mecbursun. Kurallar böyle. Hayır. Olamaz. Umarım pastam en azından güzel olur. Biliyor musunuz? Pembe biberler kırmızı biberlerden daha hoş görünüyorlar. Bu şimdi pastam da açıkça iyi görünüyor galiba. Bence tatlı bile. Çocuklar, pastamı nasıl buldunuz? O bir sosyal yıldızı olabilir miydi? Belki benimki. Öyle değil mi? Tamam, konuşmayı kes. Bu nefis yiyeceklerin denemenin zamanı geldi. Kuzum, bunu söylediğim için üzgünüm ama veda etme zamanı. Şimdi ağzımda kaybolacaksın. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Pastam hakkında kesinlikle böyle bir şey söyleyemem. Umarım en azından beni hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Tamam, tadına bakıyorum. Aslında daha acı olacağını düşünmüştüm. Ay, hayır. Sanırım şimdi başlayacak. Of ya, bu biberler yüzünden böyle güzel bir pastayı yaktım. Şimdi kesinlikle onu yemeyeceğim. Neden bugün bu kadar şanssız tek kişi benim? Peki hala Rose, bu sefer bizi neyi beklediğini öğrenmenin zamanı geldi. Mavi yumurtalar mı? Kim yumurta yemeyi sever ki? Hiç kimse. Ama gezegendeki tüm insanlar Hubba Bubba sakızlarına bayılır. Ve bugün pastamı onlarla süsleyeceğim. Sonunda şans yine benim tarafımda. Şu anda pastayı bu sakızla saracağım. Ama bununla bitmiyor.
Baksanıza. Pastamın yanlarını kalan sakızlarla süsleyeceğim. Ve tabii ki pastanın yanlarında daha harika görünecek sakız pamuğumu da unutmayalım. Ve üzerine biraz sakız tuzu da zarar vermez. Fena değil ama yine de bir şey eksik. Tabii ya, bu pasta inanılmaz hale neye getireceğini biliyorum. Birkaç baloncuk harika görünecek. Ne kadar lezzetli. İşte bu hazır. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Yo, sen bir dahisin, bu gerçekten çok şık. Ama ben pastayı yumurtalarla süslemek zorundayım. En azından çiğ koymadığın için teşekkürler. İşte bu hazır. Şimdi yumurtaların geri kalanı ne olacak? Ya kimsenin onları hatırlamayacağını umuyordum. Ya erken sevindim. Galiba var. Baksanıza 4 tane. Çocuklar, benim yakışıklığımı nasıl buldunuz? Bence bu mükemmel bir pasta resmen. Evet, bu sefer kesinlikle çok daha kötü görünüyor. Suzy, ama yani bir yerlerde ilk sen olmalısın. Tek umudum ilk ısırıktan sonra kusmamak. Ben çok korkuyorum. Hayır Suzy, bak masaya tükürme. Düşünme bile, hemen yere yapsan daha iyi olur. İğrenç. Bu hayattan en iğrenç pastasıydı. Ama beni bir sakızlı pasta bekliyor. O kesinlikle beni hayal kırıklığına uğratmayacak. Yumuşacık. Ve şimdi bunu deneyeceğim. Ay! Ben bunu hiç düşünmemiştim. Sakızdan baloncukların patlayabileceğini unutmuşum. Yine de şanssız olan tek kişi ben değilim. Vay be, ne büyük bir pasta. Ondan uzak dur. Önce düğmeye basmamız gerekiyor. Tamam, öyle olsun. Yaşasın. Yine şanslıyım. Pastayı M&M's ezmesiyle süsleyeceğim. Ben de şanslıyım. Pastayı sevgili Nutella ile süsleyeceğim. Hadi çak. İkimiz de çok şanslıyız. Ay. Üzgünüm, biraz hesaplayamadım. Pekala, pastamın yarısı üzerinde, çalışmaya başlama zamanı. Ben gerçek bir sanatçı olarak pastanın üzerine farklı güzel resimler çizeceğim. Sadece boya yerine Nutella mı kullanacağım? Yo, seni destekliyorum. Harika bir fikir. Bu arada M&M's ezmesi gerçekten çok lezzetli. Ay, dalmışım. Hadi iş başına. Bunun ne kadar lezzetli olacağını şimdiden hayal ediyorum. Gülen yüz çıktı. Ay, sanırım artık biraz ezme benim yüzümde de var. Ama sorun değil, asıl önemli olan pastanın üzerinde olabildiğince fazla ezme olması. Ne yaptın sen? Benim bölgeme girme. Defol git buradan. Ya baksana ne yaptık. Tabii ya, Suzy, neden kavga ediyoruz ki? Hadi ezmelerimizi birleştirelim. Onları bu kalıbın içine dökelim ve sonra onu kaldıralım. Vay canına, harika bir fikir. Hazır. Ben kaldırabilir miyim? Hayır, ben kaldıracağım. Baksana ne kadar parlak ve güzel bir şey oldu. Sevdiniz mi? Bence çok güzel. Evet Rose, haklısın. Ben de öyle düşünüyorum. Parlak ve muhtemelen çok lezzetli. Hadi çabucak deneyelim. Bu inanılmaz resmen. Böyle bir pastanın mümkün olduğunca çabuk yenilmesi gerekiyor. Ellerimle, çünkü o gerçekten çok lezzetli. Harika bir şey. Ben de çok mutluyum. İnanılmaz derecede lezzetli. Merhaba
arkadaşlar, ilk göreviniz Barbie olacak. Ne? Oyuncak bebek mi? Tamamdır. Bu benim için sorun değil. Çünkü ben profesyonelim. Şefin her zaman elinde bir Barbie vardır. Ay, bu bebeği benimle paylaşabilir misiniz? Paylaşmak mı? Tabii ki hayır. Hiçbir zaman. Hiç öyle. Paylaşmayacak mısınız? O zaman ben güçlü alacağım. Bırak şunu. Hayır, sen ne yaptın? Ha, işte böyle. Oh hayır, özür dilerim. Kırmak istememiştim. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Hazır. Yani işte neredeyse. Ups. Sen ne yaptınız? Bebeğimi kırdınız mı? Ağlama, ağlama kardeşim. Paniğe kapılma. Her şeyi nasıl düzelteceğimi biliyorum. Bunun için sadece pasta ihtiyacımız olacak ve tabii ki bende var. Şimdi şef size böyle bir sürpriz hazırlayacak ki parmaklarını yiyeceksiniz. Pastayı böyle çilekli waffle'larla süsledim ve içine mükemmel mavi krema ekledim. Şimdi ise bizim pastamız Barbie'nin yüzmeyi sevdiği hayallerinizdeki havuz olacak. Kek yapmamız gereken su, lollipoplar, böyle merdiven olacaklar ve donut da sizi kurtaracak. İşte bu. Çay serim hazır. Vay canına, ne kadar havalı görünüyor. Ben nasıl süslesem pastamı? Abi fikrim var. Önce onu doğru şekli vermeliyim ve bunu bıçak bana yardımcı olacak. Daha dikkatli yapabilir misin? Özür dilerim şef. Kapılmışım. Sadece Barbie'yi eklemeliyim. İşte burada. Hadi canım, mükemmel elbisen hazır. Ah korkma, şimdi süsleyeceğim onu kremayla. Rengarenk olacaksın. Evet, kardeşim kesinlikle bunu sevecek. Dadım, baksanıza, gerçekten havalı değil mi? Evet, biliyorum. Eşsiz olduğunu biliyorum. Afiyet olsun kardeşim. Vay canına, ne kadar da uğraşmışsınız. Barbie gıdıklanmaktan korkuyor mu? Dans etmeyi seviyor. Kesinlikle bunu biliyorum. Bununla başlayacağım. Ne kadar güzel. Ve çok lezzetli aslında. Fena değil. Şimdi ise havuzlu pastayı denemek için sabırsızlanıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey yememiştim. Vay canına. Ne tatlı jöle. Tamam, karar verildi. Şef kazandı. Ayrıca lezzetli bir lollipopu da var. Teşekkürler. Bunu duydunuz mu? Seni bitirdim. Bitirmişmiş. Vay canına. Gökkuşağı pastası istiyorum. Yapar mısınız lütfen? Sorun değil. Memnuniyetle. Abicin anlıyor her şeyi. Bu gördüğün en havalı gökkuşağı olacak. Bunun için en sevdiğim Skittles şekerlerine ihtiyacım olacak. Ah, oh, dayanamadım. Biraz tadına baktım. Ah, oh, bu arada çok lezzetliler. Ve bu arada her renkte var. Pastanı öyle süsleyeceğim ki sanki boyalar bu şişenin içinden dökülüyormuş gibi. Harika düşünmüşüm. Ne dersiniz şef? Nasıl bir fikir? Hepsi bu kadar mı? Beni güldürme. Havalı bir pasta yapmak için şeker yeterli değildi. Ben çikolata ve havalı bir kalıp kullanacağım. Şimdi onu çabucak gökkuşağının tüm renkleriyle dolduracağım. Ve sonra ise buzdolabına koyacağım. Sonra ise rengarenk bir hamura ihtiyacım olacak. Mükemmel bir süsleme yapacağım. Pasta süsleme gerçekten bir yetenektir. Hayal gücünüzü kullandınız ve şimdi pasta mükemmel yağmurdan sonra gökkuşağı gibi parlıyor. Sadece çikolata resimini yiyeceğim. Ve dikkatinize, bir şaheser resmer izleyebilirsiniz. İşte bu, mükemmel. Ne dersin çocuğum? Oo, ne şef? Oo, neyse, özür dilerim ama kaybedeceksiniz. Ben kazanacağım. Hayır, tabii ki ben. Ah çocuk, şimdi göreceğiz. Vay canına, işte bu, ne kadar işte açıcı pasta. Bununla başlayacağım. Bayıldım. Burada pembe ve rengarenk çikolatalar da var. Çok mutluyum. Ama burada benim en sevdiğim Skittles bonibonlarını görüyorum. Bu çok lezzetli. Teşekkürler abicim. Sen kazanıyorsun. Pasta yine istiyorum. Çok lezzetli. Ben mi kazandım? Evet. Gördünüz mü şef? Siz de bana inanmadınız. Ben yakışıklıyım. Vay canına. Bu pastayı çok sevdim. Yapar mısınız aynısını? Ne? Kolay.
Sonunda şef tüm yeteneklerini gösterebilecek. Süper lezzetli katmanlarım nerede? İşte tam gereken boyutta pastayı toplayacağım. Harika. Ve bu arada birkaç tane daha gerekiyor. Evet, işte bu. Oo, Necim, ne kadar büyük bir pasta. Şimdi ise üzerine çikolata dökeceğim. Tüm katmanları eşit ve güzel hale getirecek. Aynı zamanda pembe süslemeler de çok etkileyici görünecek. Bu tatlı lollipoplar, şekerler, ağacı badamlar, kurabiyeler ve zencefilli kurabiyelerden gerçekten bir bahçe yapacağım. Birkaç dakika ve önünüzde dünyanın en güzel pastası olacak. Ve geriye kalan tek şey tepesini orijinal bir çözümle süsleyeceğim. İşte bu rengarenk şekerler. Ve bu arada pasta süsünü de unutmamalıyız. Ve işte önünüzde şefin şaheseri var. İşte bu. Bence kendimi bile aştım. Vay canına. Ben olsa böyle işte yapamam. İşlerimiz kötü gidiyor kek. Ya kiminle konuşuyorum? Ben pes ediyorum. Ne kolay bir zafer. Vay canına. Delireceğim. Teşekkürler şef. Bu tam da hayalini kurduğum pasta. Aman tanrım, nereden başlasam? Tamamdır. Bir sürü şeker alacağım kendime. Bu lollipoplar, şekerler ve kurabiyeler. Ne kadar çok tatlı var. Ve hepsi inanılmaz derecede lezzetli. Tamamdır. Asıl mesele pastanın kendisini unutmamaktır. Harika. Ve işte bu kazanan. Evet, işte seni bitirdim. Hop, nereye gitti? Ben pes ediyorum, söylemiştim. Siz kazandınız.